Konuğumuza dönelim. Bahattin Yazıcı, Atak Domain Genel Müdürü. Bahattin Bey, merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi biliyoruz ki daha önce .com.tr, .org.tr gibi kullanılan domainler belli belgeler verilerek alınabiliyordu ve bu belgelerde işte iş yeri olma gibi işte belli standartlara karşılayanlar alabiliyordu. Şimdi Ocak 2022 itibariyle belgesiz satılacak. Bu nasıl olacak? Biz çünkü normalde .com.tr ve .org.tr görünce bunu genelde kamuya ve resmi bir site olarak gözlemliyoruz. Şöyle, 1994'ten beri belirttiğiniz gibi .com.tr, .org.tr, .net.tr domainleri firmalar tarafından, markalar tarafından ve Türkiye ile ticareti olan, ilişkisi olan firma ve kurumlar tarafından tescil edilebiliyordu. Tabii bu 94'te alınan kararın yansımaları bu geçtiğimiz 27 yılda bizim internet dünyamız açısından çok ciddi mağduriyetler yaşattı. Biz şu anda TR domain olarak, .com.tr domain olarak dünyada CCTLD sıralamasında 57. sıradayız. İnternette çıkarttığımız bu belgeli engellerden dolayı ciddi anlamda .com.tr yara almış durumda. Yani TR uzantılı domainine yara almış durumda. Bununla alakalı son dönemde yaklaşık son 3 yıldır, 4 yıldır Trabis tarafından geliştirilmekte olan, çalışılmakta olan bir program var. Bu program neticesinde .com.tr domainler, .net.tr ve .org.tr domainler belgesiz alınabilecek. Şu anda öngörülen zaman dilimi Ocak 2022 gözüküyor. Bütün hazırlıklar bu yönde. Bu tabii bizim Türkiye'deki internet dünyası açısından heyecan verici bir durum. Çünkü önümüzde belgeli olarak engeller bir taraf olmuş olacak. Ve zannediyorum ki 2022 sonu itibariyle de bu 57. sıradan yapacağımız bu değişiklik sonucunda 30. sıralara geleceğiz diye düşünüyorum ilk etapta. Şimdi bu belgeli alındığında ne gibi dezavantajlar doğurdu peki? Şimdi belgelilerde şöyle, diyelim ki sizin bir işte Atak Domain Hosting Ltd diye bir firmanız var ama siz Atak sunucu .com.tr almak istiyorsunuz. Atak sunucu unvanınızda kayıtlı olmadığı için Atak sunucu .com.tr'yi alamıyorsunuz. Ünvanınızda mutlaka atak sunucu ibaresinin geçmesi gerekiyor. Bu şekilde domain satışlarımız bizim tabi azalıyordu. Yani Türkiye TR domain satışlarımız azalıyordu. Ve insanlar belgesiz olduğu için, yani Türkiye.com noktasında bir com cenneti diyebilirim Amerika'dan sonra. Belgesiz olduğu için daha fazla Türkiye'de com domainine yönelmiş durumda. Ve bizim kendi ülke alanımız çok az seviyelerde kullanılıyor. Bir karşılaştırma yapacak olursak mesela, örneğin 80 milyonluk Almanya'da yaklaşık 17 milyon civarında bir kayıtlı domain var. Ya da işte 150 milyonluk Rusya'da 7 milyon civarında bir kayıtlı ru domaini var. Buna mukabil tabii bizim bu belgeli alanlarından dolayı çıkan engellerden dolayı yaklaşık bir 450 bin civarında bir kaydımız mevcut şu anda. Yani belgeli alan adlarındaki kısıtlama bizi işte 17 milyonluk Hollanda'nın bile gerisine bırakmış durumda. Öyle düşünebiliriz. Peki Avrupa'da uygulaması böyle mi? Yani belgesiz mi satın alınmalardan kaynaklı böyle rakamlar yüksek? Bir de belgesiz ama almanın hem Türkiye açısından hem de tanınırlık açısından bir avantajı olacak mı diğer dünya ülkeleri tarafından? Şimdi Avrupa ülkelerinde belli kısıtlamalar var. Yani diyelim ki Fransa'da, İtalya'da, işte Almanya'da, Avusturya'da bu tarz ülkelerde normalde Avrupa Birliği adresi istiyorlar ya da trustee servis diye bir yöntem çıkarmışlar. Yani trustee servis dediğimiz vekillik servisi. Bu vekillik servisiyle Almanya'da bu servisi sağlayan veya işte Fransa'da bu servisi sağlayan firmalar mevcut. Onların bilgilerini kullanarak dünyanın herhangi bir yerinden Almanya, Fransa, İtalya gibi domain uzantılarını tescil edebiliyorsunuz. Yani buna mukabil yani bizim tarzımızda böyle belgeli satan ülkeler de mevcut ama tabii gördüğüm kadarıyla burada çok ciddi bir yenilenme gerekiyordu. Çünkü belgeli domain satan ülkelere baktığımız zaman daha fazla 2. ve 3. dünya ülkelerinde belgeli domain satılıyor. Birinci dünya ülkelerinde internet özgürlük dünyası olduğu için belgeli alan satışları oldukça dar anlamda diyebilirim. Peki Bahattin Bey, çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
30 dakika sona eriyor. Saat 19'da tekrar karşınızdayım. Şimdilik hoşça kalın.